Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şeyin bu bölümünde kalp kapak hastalıklarını ve tedavide minimal invaziv kalp cerrahisinin yerini ya da daha başka bir deyişle az kesiyle yapılan kalp kapak ameliyatlarının yerini bize Sağlık Bakanlığı'na bağlı Doktor Siyame Ersek, kalp damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi yöneticisi, aynı zamanda kalp damar cerrahisi kliniği sorumlusu Doçent Doktor Cevdet Uğur Koçoğulları anlatacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sohbetimize başlayacağız. Ancak önce izleyicilerimiz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Evet, stüdyomuzda kalp damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Cevdet Uğur Koçoğulları var. Şimdi bugün gerçekten bize Türkiye'de aslında kalp hastalığı denince yaygın da sayılabilen bir problemi ve cerrahisindeki yenilikleri konuşacağız. Öncelikle kalp kapak hastalıkları dediğimizde geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Ne tür hastalıklar giriyor bunun içine kalp kapakları ile ilgili ve kalp kapak hastalıklarının toplumda görülme oranı nedir? Şimdi kalp kapak hastalıkları dediğiniz zaman kalbin içerisindeki kan akımını düzenleyen kapak denen kalp kapakları, kalbin içindeki kan akımının hangi yöne gitmesini, nerede durmasını bunu düzenleyen yapılar. 4 tane kalbin içerisinde kapak mevcut. Bu kapakların 2 tanesi sol tarafta, 2 tanesi sağ tarafta. Ve kalp kapak hastalığı da bu kalp vücudun en hassas noktalarından biri olduğu için kalp kapak hastalıkları gelişiyor. Her türlü vücutta oluşan reaksiyona cevap olarak kalp kapaklarında hastalık gelişiyor. Çocukken romatizma geçiriyorsunuz. Boğazları böyle bademcik hastalığı denen, işte ateşle seriden hastalıklar. 15-20 yıl sonra sizin önünüze kalp kapak hastalığı olarak çıkıyor. Bunlara biz romatizmal kalp hastalığı diyoruz. Yine yaygın romatizmal hastalıklar en hassas noktalar kalp kapakları olduğu için o bölgeleri vuruyor. Yine kan akımı buradan geçtiği için en hassas, en çabuk zedelenen yerler olduğu için kalp kapaklarını vuruyor. Ve biz de şimdiye kadar çok şükür ki azalan romatizmal kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ön plandaydı. Fakat biz artık sağlıkta çok farklı yerlerdeyiz. Yani çok farklı kategoride bulunuyoruz. Bu romatizmal kalp kapak hastalıklarını çok şükür artık biz yok ettik. Ve korumalarla, primer sağlık korumalarıyla bunlar yok oldu. Bunlar romatizmal kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının tamamen romatizmal süreçlerle yıpranması, akımı engelleyici bir takım yollarla kalp üzerinde hasar yapmasından kaynaklanıyor. Yine bu kalp kapak hastalarında ileri yaşta görünen dejeneratif dediğimiz kapak hastalıkları var. Bu da yaşlanmayla birlikte oluşuyor. Yaş ilerledikçe her doku gibi orası da yaşlanıyor. Ve yaşlanmanın hızlı olduğu bölgelerden birisi de orası. Dolayısıyla belli bir yaşın üzerinde de bunlara da dejeneratif ve yaşla birlikte oluşan kapak hastalıkları diyoruz. Bizim en çok pratikte karşılaştığımız kapak hastalıkları aort kapak ve mitral kapak hastalıkları. Çocuk kalp cerrahisinde de yine pulmoner kapak hastalıklarıyla ilgili hastalıklar çok daha sık gözleniyor. Kapak hastalıklarında olan problemler kan akımının ters yöne bulunduğu boşlukta değil de farklı yerde bulunmasına sebep olduğu için kalp bulguları, akciğerde birikerek akciğer bulguları ve kişide efor kapasitesinde azalma, şişkinlik, bunun gibi bir sürü sebep, bir sürü belirtilerle ortaya çıkıyor. İsterseniz bu belirtileri biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Eğer bir kişinin kalp kapağında bir problem varsa ne tür yakınmalar ortaya çıkabilir? Aslında bu belirtiler bir yerde kalpteki diğer sorunlarla da karıştırılabilir mi? Karıştırılır.
4 tane kapak demiştim. Bunlar her biri ayrı fonksiyon yaptığı için yaptıkları belirtiler de farklı. Yani bugün sağ tarafın kapaklarını yaptığı bizim türküs bit ve pulmoner kapak dediğimiz, onların yaptığı bulgularla sol tarafın yaptığı bulgular çok farklı seyredebiliyor. Sağ taraf kapaklarındaki olan hastalıklar vücutta sıvı göllenmesine, ödeme, yine efor kapasitesinde azalmalara yapabiliyor ama sol taraftakiler özellikle bu akciğerlerde sıvı birikmesine, efor kapasitesinde azalmaya, aort kapakta kalbin tam çıkışın, temiz kanın çıktığı bölgede olan aort kapakta olan yaralanmalar da, hastalıklar da ani ölümlere kadar götürebiliyor. Şimdi biraz önce özellikle kalp kapak hastalıklarını anlatırken, dejeneratif kalp kapak hastalıklarının daha çok yaşlanmayla birlikte ortaya çıktığını söylediniz. Çocuklarda romatizmal kalp hastalıklarına günümüzde çok daha az rastlandığına vurgu yaptınız. Tabii bir de dediniz ki aort ve mitral kapakla ilgili problemler var. Peki bu tür problemlere hangi faktörler yol açıyor? Bunların tetikleyicileri neler? O şeydekini belki yanlış anlatmış olabilirim. Çocukta romatizmal kalp hastalıkları sadece çocukta değil, çocukluk çağında yaşanılan romatizmal kapak hastalıkları erişkinlerde ortaya çıkıyor. Hı hı. Onu düzelteyim önce. Tabii. Bunun işte dediğim gibi enfeksiyondan başlıyorsunuz, romatizmal ataklardan, yaşlanmalar, travmalar, geçirilen ameliyatlar, çocukluk çağında konjenital kalp hastalıkları olup ileri yaşlarda bunları bir ameliyat geçirip bunun ileri yaşlarda çocukluk çağında revizyon yapıldığı için ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklar. Bunlar konjenital kapak hastalıkları diyoruz bunlara da. Hı hı. Yine bu süreç içerisinde oluşan bu sebeplerin hepsi kapak hastalıklarına sebep olabiliyor. Şimdi bir kişi de özellikle kalp kapağı ile ilgili bir problem oldu mu? Şimdi biliyoruz ki bir kapak değişimi bir de kapak tamiri oluyor. Bu iki yöntem konusunda bilgi verir misiniz? Bir hasta size geldi. Hangi kriterlere göre kapak değişimi ya da kapak tamiri yapılabilir noktasında bir karara varıyorsunuz? Bu konuda çok önemli bir konu. Hı hı. Şimdi tabii ki bugünkü teknoloji ne kadar ileri olursa olsun hiçbir şey insanın kendi kapağı gibi yerini tutan pozisyonda değil. Yani bugün en üst teknolojiyle yapılan kapaklar bile insanın kendi kapağının oluştuğu olgunluğa oluşabilmiş durumda değil. Bu nedenle asıl olan kapağın tamiridir. Kapağın tamiri de eğer kapak, bizim eko kriterlerimiz var. Yaptığımız ekolarda bir takım kriterler var. Bunlar daha da çok tıbbi şeyler olduğu için çok derinleştirmek istemiyorum. Kapak yapısı çok dejenere olmamışsa, çok bozulmamışsa, kapak hasta çok geç başvurmuş bir hasta değilse çoğu zaman o kapaklar tamir olabiliyor. Ameliyat sırasında bir önceden ekoda biz bunun bir takım işlemlerini yapıyoruz. Ekoda bunun kararını veriyoruz. Ameliyat sırasında çıplak gözle gördüğümüzde de yaptığımız testlerle eğer kapak yapısı çok bozulmadıysa çok kapak altı yapılar var. Bunları tutan kaslar, ince ince ipliksi yapılar, korda tendini yalağı. Bunlar çok elonga olmadıysa, çok sarkmadıysa, bu kapak yapıları çok bozulmadıysa biz bunları tamir ediyoruz. Edemedik. Evet. Tamir edemedik. O zaman değiştirmek için. Şimdi biraz da artık kalp cerrahisine gelelim. İster kapak değişimi, ister kapak tamiri olsun. Tıp teknolojisi de ilerlediği için günümüzde kalp kapak ameliyatları hangi yöntemlerle yapılabiliyor? Önce çok kısa rica edeyim. Çünkü asıl bugünkü programımızın konusu olan minimal invaziv kalp cerrahisini, yani az kesiyle yapılan kalp kapak ameliyatlarını biraz sonra ayrıntılarıyla açtıracağım size. Şimdi kapak tamiri edemedik. Tamir ettiğimizde kullandığımız ring dediğimiz yapılar var. Tamir ediyoruz. O ringle onu sabitleştiriyoruz. Eğer tamir edemedik biz bu kapağı, o zaman kapağı değiştiriyoruz. Kapağı normal yollarla kalp akciğer makinesine bağlayarak hastayı, kalbi durdurarak kapakları çıkarıp yerine teknolojik kapaklar koyuyoruz. Bunlar doku kapakları veya çelik kapaklar, çelik denen mekanik kapaklar olabiliyor. Titanyumdan yapılı mekanik kapaklar olabiliyor. Doku kapakları hayvan doku kapakları oluyor.
Bunlar sığır ve domuz kaynaklı olabiliyor. Bunların mekanik kapaklar da teknolojik kapaklar. Eğer mekanik kapak takıyorsanız hastaya aynı zamanda kan sulandırıcı kullandırıyorsunuz ömür boyu. Evet. Peki minimal invaziv kalp cerrahisi dediğimiz az kesiyle yapılan kalp kapak ameliyatı nedir? Açık kalp ameliyatına göre nasıl bir farkı vardır? Minimal invaziv dediğimizde siz de söylediğiniz gibi daha az kesiyle, daha az invaziv işlemler yapılan cerrahi. Popülaritesi son yıllarda giderek arttı. Herkes gibi, herkesin tercih edeceği bir yol bir kere. Özellikle göğüs kafesini ön taraftan açmakla olan sternotomi dediğimiz insizyondan kurtarmak kalp cerrahisinde asıl olan. Keşke bütün hastalıkları, kalbin yapılan tüm ameliyatları sternotomi yapılmadan yapılsa. Çünkü insan doku bütünlüğünü ciddi bir şekilde bozuyor. Ama maalesef bugünkü teknolojiyle hepsi bizim minimal invaziv dediğimiz yollarla yapılamıyor. Özellikle kapak hastalıklarında belli grupları. Mitral ve aort kapak cerrahisi, trikuspid kapak cerrahisi minimal invaziv yöntemlerle daha az kesiyle yapıyoruz biz bunları. Bunun için özel ekipman gerekiyor. Ekipman, el aletleri, ekipmanlar. Robotik cerrahi kısmı da var. Fakat onlar dediğim gibi sınırlı. Yapılacak iş yapı sınırlı. Biz hastanemizde de yine minimal invaziv kalp cerrahisini uyguluyoruz. Daha az kesi, asıl olan daha az kesi. Kişiye daha az zarar, yani cerrahi olarak daha az kesi yaratmak. Nereden giriyorsunuz peki? Değişiyor. Evet. Değişiyor. Aort cerrahisi için ve mitral kapak cerrahisi için değişiyor. Ben şimdi kapak cerrahileri için söylüyorum. Biz bunu tekli bypasslarda da yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Bypasslarda sol taraftan meme altından küçük bir kesiyle tekli bypass yapabiliyoruz. Yine kapaklarda ise sağ meme altından ve bir iki kot daha, kaburga daha üzerinden kesilerle aort cerrahisi, sağ meme altından da mitral kapak ve trikuspid kapak cerrahisi yapıyoruz. Yine kalpte oluşan delikleri de bu yollarla kapatabiliyoruz. Bir öğrenmek istediğim bir şey var. Şimdi diyelim ki her aort, mitral kapak ameliyatı geçirmesi gereken kişiye bu yöntemi yapabiliyor musunuz? Onun da bazı kriterleri var mı? Tabii var. Evet. Yani büyük çoğunluğu yapılabilir. Ama yine akciğer üzerinden çalıştığımız için, akciğer tarafından girdiğimiz için kalp tarafına, o akciğerle ilgili yapı bozuklukları, o akciğerin özellikleri de bu cerrahiyi dahil ediyor. Yine karından diyafragma üzerinden çalıştığımız için yine diyafragmada olacak değişiklikler bu bölgeye, buraya yapılacak işlemlere engel olabiliyor. Kalbin içindeki genelde yapı bozukluğu, örnek aort kapak veya mitral kapak hastalıklarında kalbin içinde olan değişiklikler çoğu zaman bizim bu işlemimize engel olmuyor. Daha çok kişinin göğüs kafesinin şeklidir, kilolu, çok aşırı kilolu olmasıdır. Bu akciğerin tek akciğer çalışıyoruz çünkü o zaman. Tek akciğer çalışmanın bunu kaldıramayacağı bir hastadır. Bu türden kısıtlamalar var ama çok büyük kısıtlamalar değil. Peki avantajları nedir? Özellikle hastaların hastanede yatış süreleri, işe başlayabilmeleri, günlük yaşama dönebilmeleri açısından. Çok büyük avantajları var. Yani sternotomi ağrısı gerçekten fazla. Keşke hiç kimseye sternotomi yapmasak ama bugün... Yani göğsün tamamının açılması tabii, demek istiyorsunuz evet, değil mi? Tam ortadan evet. Göğsün kesilmesi. Çok yani engel ama bir kere bu popüliste yaklaşmamak lazım. Bugün kesinlikle yapılacak bu bir mucize değil. Her şey minimal invaziv yapılamaz. Bugün kalp ameliyatlarının hala büyük bir kısmını sternotomiyle yapmak zorundayız. Nedir minimal invazivin avantajı? Kişi daha çabuk ayağa kalkıyor. Daha çabuk işine dönebiliyor. Göğüs kafesini kestiğimiz zaman biz dolayısıyla kişinin hayat şeklini en azından yaşam, hareket, fiziksel rotasyonları bunları yapmasını engelliyoruz. Bir ay kadar hastayı yüzüstü yatırmıyoruz yeri geliyor. Ağır eşya kaldırma diyoruz ama benim ilk minimal invaziv hastam 26 yaşında bir bayan hastaydı. Yani o
iki hafta sonra işine dönmüştü. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü kalp cerrahisi ağır bir cerrahi. Bunu geçiren bir kişi çok uzun süreler yapamıyor. Ama işe daha çabuk katılıyor, hastaneden daha çabuk taburcu oluyor, daha az kan ürünü kullanılıyor. Bunlar tabii etken. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Doktor Siyame Ersek, Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yöneticiliğini yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Artık programımızın bu bölümünde biraz da hastaneden konuşalım. Siyame Ersek Hastanesi özellikle kalp cerrahisinde, kalp hastalıklarının tanısında ve tedavisinde kuşkusuz bir ekol. Pek çok Türkiye'de görev yapan kalp cerrahları, kardiyologlar Siyame Ersek'ten yetiştiler. Şimdi Siyame Ersek bugün bize biraz anlatır mısınız? Ne kadarlık bir yıllık hasta yükü var? Bunda sağlık turizminin de yeri nedir, payı nedir? Ve hastanenizde yeni açmayı planladığınız ne gibi bölümler var? Birkaç soruyu iç içe sordum ki sözünüzü kesmeyeyim diye. Siyame Ersek, sizin de belirttiğiniz gibi siz de çok iyi tanıyorsunuz hastaneyi. Yani Siyame Ersek bir ekol. Ve çok uzun süredir dünyada ilk işlemler yapılırken kalp cerrahisinde 1960'lı yıllara dayanıyor. 60'lı yıllarda ilk işlemler yapılırken hemen ertesi gün Siyame Ersek'te yapılmış. Ve ismi üzerinde Doktor rahmetli Doktor Siyame Ersek hocamızın kurduğu, bize de bugün orada çalışmayı nasip etti Allah bize. Ben şimdi de oranın yöneticiliğini yapıyorum ki bu benim için kalp cerrahı olarak zaten daha büyük bir mutluluk. Şimdi orası gerçekten bir okul. Orada bence oranın çok daha farklı yerlerde olması gerekiyor bundan sonra. Zaten Sağlık Bakanlığımızın yeni, Sayın Bakanımızın da sunduğu yeni sağlıkta yeni dönem politikası şeyinde Siyame Ersek'in de bir rolü var. Bu hastanemizin tamamen dijital hastane haline dönme projesini yürüteceğiz. Yine benim görüşüm, ana görüşüm Siyame Ersek'in artık mükemmelliyet merkezlerini oluşturacak şekilde şekillenmesi. Bununla ilgili projeler yapıyoruz şu an. Belli konularda artık tamamen okul pozisyonuna geçmesi, mükemmelliyet merkezi olması ve çünkü Türkiye'de yani Sağlık Bakanlığımızın son senelerde yaptığı atılımlarla birçok yerde kalp cerrahisi yapılıyor. Birçok merkez, hiçbir merkezde İstanbul'da bile bundan 10 yıl önce 1-2 merkezde yapılan şeyler bugün her tarafta yapılıyor. Biz Siyame Ersek'le olarak daha özellikli, daha mükemmelliyet merkezleri olan yerler oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili bir takım projeler yaptık. Bu projelerle biz Siyame Ersek'te gerçekten güzel şeyler yapacağız. Çok ciddi bir hasta yükümüz var. Yani aylık 55 bin civarında bir polikliniği olan bir yerden bahsediyoruz. Aylık 2 bin civarında anjiyo yapılan bir yerden bahsediyoruz. Ve 500 civarında, 400-500 civarında bir açık kalp cerrahisinin yapıldığı bir merkez burası. Bu hizmeti de aksatmadan ama daha özellikle daha spesifik işlerin yapıldığı ve dünya çapındaki merkez olmak yolunda bir takım projelerimiz var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Özellikle yurt dışından gelen hastalar konusuna da biraz değinmenizi rica edeceğim. Tabii ben şimdi buraya gelmeden önce, ben gelmeden önce sayı turizm acaba kaç tane hastamız vardır diye sordurduğumda biz 2017 başından beri 400 civarında bir turizm hastası basmışız. Turizm hastaları yani bizim bu mükemmelliyet merkezleri yani mükemmelliyet merkezleri dediğim sağlıkta yeni konseptler. Örnek siz kalp cerrahisine örnek biz TAVI yapıyoruz. TAVI konusunda ciddi bir sayımız var. Minimal invaziv yapıyoruz. Biz açık TAVI'yi kalp bir cümleyle anlatır mısınız? Ekran başında bilmeyenler tabii olabilir. Çünkü o da kalp kapak hastalıklarıyla da ilgili tabii, bir yöntem. Kasıktan girilerek kasık veya periferden herhangi bir şekilde açık kalp cerrahisi yapmadan, cerrahi yapmadan anjiyografik görüntüleme içerisinde kalp kapağının yeni yapılan teknolojilerle şu an için kasık kullanılıyor. Kasıktan veya torakstan akciğerlerden girilerek yandan kesilerle girilerek kalbe gönderildiği aort kapak. Perkütan yani dıştan takılan aort kapak cerrahisi de demeyelim işlemi tabii. Kapak bizim yaptığımız aort cerrahisi için olan işlemi kardiyolog arkadaşlarla birlikte biz kasıktan girerek yapıyoruz. Kalp kapağını o bölgeye yerleştiriyoruz.
Şimdi sizin araya girdim, sözünüzü kestim ama bu bilgi de gerçekten çok faydalı oldu. Ekran başındaki izleyiciler açısından. Artık programımızın da sizinle ilgili bölümün sonuna geldik. Mükemmeliyet merkezi dediniz. Özellikle TAVI gibi yöntemleri dediniz, uyguluyoruz. En son şunu sizden rica ediyorum. Özellikle kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi için hangi merkezleriniz var? Örneğin bildiğim kadarıyla bir aritmi merkeziniz var diyebiliyorum. Evet. Çocuklarla ilgili ayrı bir bölümünüz var mı? Bize biraz bu konularda bilgi verir misiniz? Bir de dediniz ki dijital hastane olursa, siyami ersek neler değişecek? Ve mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflediğinizde bazı projeler dediniz. Çok kısa olarak, başlık olarak açıklayabilir misiniz? Birkaç cümleyle özet rica edeceğim. Tabii bizim şu an hastanemizde aritmi spesifik polikliniklerimiz var. Aritmi polikliniği, kalp yetmezliği polikliniği, pulmoner hipertansiyon polikliniğimiz. Yine kalp cerrahisinde biz venöz poliklinik açtık. Venöz polikliniğinde bu artık başladık bu ay itibariyle. Her türlü varis işlemleri biz bunlara başladık. Yine lenf ödem dediğimiz kişilerin ciddi bacak şişlikleriyle seyreden, hayat boyu muzdarip oldukları hastalıklara yönelik polikliniğimizi açtık. Bunlar önümüzdeki dönem içerisinde venöz polikliniğimiz venöz klinik haline dönüşecek. Her türlü biz venöz işlemi, işte varistir, lazerdir, bu tür işlemleri de orada yapacağız. Halen de yapıyoruz. Kendi kliniği içerisinde yapmaya çalışacağız. Yine buradan şeye geçersek, bizim önümüzdeki dönem içerisinde eğer gerçekleştirilebilirse, ki bakanlığımızın öngördüğü bir şey, dijital hastane. Hastane içerisinde bütün işlemlerin online yapılabildiği, kağıt ve şey baskısının olmadığı, kişilerin kendi bilgilerine ulaşabileceği bir sistem. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok ileride durumda. Biz birçok sistemi o internetten görebiliyoruz, yapabiliyoruz. Hastane servis içi bizim yapacağımız, eğer yapabilirsek bunu gerçekleştiririz büyük olasılıkla, hasta takiplerimizin de bu dijital ortama girmesi. Bunu hasta yakınlarından çok bizimle ilgili, hastane işleyişiyle ilgili bölümler. Burayı yapabilirsek eğer bunlarla ilgili, bu yurt dışından da eğitim almak üzere gelen hekimler, bizim birçok arkadaşımız şu an yurt dışına yani gidip bazı aletleri görmek, bazı işlemleri görmek için. Biz de kalp konusunda diyoruz ki bunları Siyami Ersek zaten yapar. Siyami Ersek'te bu potansiyel de var. Bu eğitim almak isteyen arkadaşlara da burayı açıyoruz. Peki. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için, her şeye katıldığınız için. Hem kalp kapak cerrahisinde minimal invaziv ameliyatları anlattınız. Hem de Sağlık Bakanlığı'nın özellikle kardiyolog ve kalp cerrahisi ve kalp cerrahı yetiştirmesi alanında en öncü hastanelerden birinde neler yapılmakta olduğunu ve gelişmeleri anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.